Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatıma. Bugün güzel bir çalışma yapmak istedim. İlk defa gördüm ve denemeye çalışacağım. Ve umarım her şey yolunda gider ve umduğumu bulurum. Peki bugün ne yapacağız? Görüyorsunuz malzemelerimizi. Burada her şey hazır. Ve sadece bunu icraate dönüştürmem gerekiyor. Ve bunu yapmaya başlamadan önce de bu nasıl bir çalışma olacak ondan bahsedeyim. Evinizde bir köşeniz boş ve bu köşeyi nasıl doldursam diye düşünüyoruz. Ve acaba buraya ben bir yapay ya da gerçek çiçek, yani süs için kullanılacak bir tablo yapabilir miyim? Böyle içine çiçeklerimizi koyabileceğimiz minik bir kabı olan bir şey. Tabii bunları görüyorsunuz ki elimizdeki malzemelerle yapıyoruz. Yine çok güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Ve umarım her şey güzel gider ve sonuca güzel bir şekilde ulaşırız. Peki bunu yapmadan önce neyi söylüyoruz? Kesinlikle malzemeleri öğreniyoruz. Hadi malzemeleri öğrenelim. İlk önce görüyorsunuz burada hazır çubuklarımız var. Bunları dışarıdan gördüm. Çalı dediğimiz şekilde bunları eşit boylar olmasa da olabildiğince eşit olmasına özen göstermeye çalıştım. Ve bunları dışarıdan topladım. Bunu daha fazla da yapabiliriz. Belki diğer videolarımızda daha fazlasını da görebiliriz. Tabii ki de güzel olursa. Ama bunu geliştireceğimi düşünüyorum ben. Daha sonra bir karton bardak. Yapıştırıcılarımız. Makasımız. Bana birçok sizden gelenler videosu geliyor. Emin olun oradaki minik kardeşlerimiz, arkadaşlarımız makas kullanırken kendileri kullanmak zorunda kalıyorlar ve küçük bilgilendirme yapıyorlar. En sonki videomda bunu daha paylaşmadım. Paylaşacağım yakında. Ve diyor ki, Fatıma abla biliyorum sen bana makas kullanmak hani tehlikelidir ama bunu kullanmak zorundayım diyor. Çok güzel bir orada bilgi veriyor. Çok sevindim. Bu arada sizler de benim yaptığım çalışmaları yapıp aşağıda açıklamalar bölümüne yazabilirsiniz. Ve orada adres vereceğim. Böylelikle de sizler de paylaşımlarınızı güzel minik dostlarımıza tanıtmış olursunuz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Görüyorsunuz son olarak da bir ip. Evet, malzemelerimizi tanıttık. Hadi şimdi başlayalım. Evet, ilk önce tablomuzun kenarlarını yapmak için iki tane çubuk alıyorum. Tabii bunlar eşit olmasına birazcık daha özen gösterelim. Ben en eşitlerini aldım. Bunları bu şekilde koyuyorum. İstediğiniz boyutta oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu çubuklarımızı alıyorum. Bunları ne yapıyoruz? Bu şekilde ayarlıyoruz. Bunları zihnimden oluşturmaya çalıştım. Umarım her şey düşündüğüm gibi olur. Evet, bu şekilde. Sabitleme noktalarını iyi belirleyelim. Çünkü belirlediğimiz yerleri az sonra yapıştırıcımızla yapıştıracağım ve bir daha geri dönüşü olmayabilir. O yüzden dikkatli durdurmaya çalışıyorum. Şöyle deneyelim. Evet. Güzel durması için uğraşıyorum. Evet, güzel durması için uğraşırken de bu çalışmayı sizler de beğenirseniz deneyin ve yaptığınız etkinlik belki daha çok geliştirilmiş olabilir. Benimki bu şekilde ve siz daha da güzellerini hazırlamış olabilirsiniz. Bunları bana paylaştığınız an ben de sizden ilham alıp bunları tekrar tekrar daha güzel hallerle paylaşabilirim. Şimdi gördüğünüz gibi ayarladım. Şimdi yapıştırıcımızı alıyorum ve bu işaretlenen noktaları yapıştırıcımızla yapıştırıyorum. Evet, noktadan şaşmaması gerekiyor. Yapıştırıcımızı da. Evet. Bakayım görünüyor mu? Evet. Şu şekilde. Birazcık daha şu şekilde olsa. Zaten kuruduğunda o şekilde kalacağından eminim.
Evet. Şimdi bunları kurumasını bekliyoruz bunların. Daha sonra tekrar geliyoruz. Evet. Bunun kurumasını beklerken de şöyle bir hatırlatma yapayım. Bu gördüğünüz çubuklarımızı sizler iplere dolayabilirsiniz. İplere sardığınız zaman daha farklı bir renkte, güzel bir şekilde tablonuz oluşabilir. Çerçeveniz daha doğrusu. Çerçeveniz oluşabilir. Ama ben daha doğal dursun diye direkt bulduğum çubukları birleştirip bu şekilde bir çerçeve yapmak istedim. Bu yine size kalmış. Şimdi birazcık daha kurumasını bekliyoruz. Evet. Şimdi kurumaya çalışıyorken ben o aralıkta gördüğünüz gibi beyaz ipimizden böyle minik minik kısa ipler kestim. Bu iplerle ne yapacağım? Şimdi tamam yapıştırdık. Ama daha çok sağlamlaştırmak için de işe biraz ipi karıştırıp şu tam çaprazlama yerlerinden tutup bunları bağlayacağım. Bu bağlamaları da sırf sağlam olsun diye yapıyorum. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Daha sağlam bir çerçevemiz olursa daha iyi, güzel olur diye düşündüm. Şimdi bir tanesini bağladım. Aynı şekilde bu dördüne de yapacağım. Ama bir tanesini size göstermek istiyorum. Tam altından çapraz olan bölümü geçiriyorum ve bir ipimizi üstünden bağlıyorum. Tabii çok aşırı sıkı yapmayın ama şu şekilde iki düğüm atın. Bir de benimki yün ip olduğundan açılması kolay olabilir diye iki düğüm atıyorum. Bunun üstünde hani bir tane yaptık. Bir de tam tersi tarafındaki çapraza tekrar bir ip bağlayacağım. Bakın görüyorsunuz. Yine üst üste. Şimdi görüntü bozukluğu olabilir diye düşünmeyin. Az sonra çok güzel bir final yapacağız aslında buna. Üst tarafını bu hem bozuk görünmesin görüntümüz diye güzel süslemeler yapacağız. Şimdi hepsini bitiriyorum. Evet, iplerimi bağladım. Gördüğünüz gibi bu şekil oldu. Şimdi iki tane daha çubuk kullanacağım. Tam da şu noktalara, tabii bunu istediğiniz şekilde yine bantlamak nereden geldi aklıma bilmiyorum. Yapıştırma yapabilirsiniz. Tabii gelen kısımlar eğer denk geliyorsa bağlayalım yine. Ben yine bu şekilde yapıştırmamı yapacağım. Tabii ki de alttakini önce yapıştıracağım. Bir de güzel tarafı tam bu noktalara ipin gelmesi yapıştırmayı ve yapışkanın kuvvetini daha çok artıracak. Şimdi tam olarak onu yapıyorum. Evet. Bu tarafı yapıştırdım. Şimdi şu diğer taraflara da yapıştırıcısını sürüp birer damla yapıştırıcı genellikle yeter. Zaten bağladığımız için yapıştırıcımızın kuvveti daha çok katlanıyor zaten. Bu şekilde yaptım. Şimdi yine ne yapıyoruz? Kurumasını bekliyoruz. Evet, şimdi o yapıştırdığım yerleri de bunları ipledim. İple bağladım daha doğrusu. Şimdi kurumasını bekliyorum. Daha sonra şeklimiz daha var. O da bardağı aktifleştireceğiz. Bakalım gerçekten yapabilecek miyiz? Şimdi kurudu. Artık güzel bir şekil aldı. Ve bu şeklimizin üzerine bardağımızı aktifleştireceğiz. Bunun için de bir makas. Burada büyüklerden yardım alabilirsiniz. Eğer çocuklar yapıyorsanız. Bunu tam yarı yarıya keseceğiz. Burada başlangıç bir çizgi var aslında. Oradan kesebilirsiniz. Şu şekilde kesiyorum ben. Umarım güzel bir kesim yapabilirim.
bardağımızı tam olarak bakın yarı yarıya kestik. Şimdi bunu kaldırıyorum. Asıl işimiz bu şekilde. Peki bunu ne yapacağız? Yani bunun dış görüntüsünde yazılar var. Bizim istediğimiz gibi değil. Şimdi ne yapacağız? Buradaki artık ipimiz devreye giriyor. Bu ipimizi sadece şu şekilde yapıştırıcımızı. İlk önce ipin ucunu bulalım. Çünkü yapıştırıcımız hızlıca kuruyabilir. Yapıştırıcımızı sadece bir kenarına ben şu şekilde sürüyorum. Sonra adımımız şu. Buraya ipimizi bastırayım. Daha sonra karşılıklı olarak dikkatli bir şekilde ipimizi dolayacağız, saracağız. Tabii bunu sararken dikkatli olalım çünkü yapıştırıcıdan dolayı hala donmadı ve yeni başlıyorum. Bunu tamamen sarıp bitireceğiz. Evet, son kısmını da şuraya, bitiş kısmına ben yapıştırıcı sürdüm ki açılmasın. Şu an biraz renkler görünüyor ama az sonra güzel minik süslemeler yapacağım için sadece görüntü kirliliği olmasını engellemeye çalıştım. Şimdi çerçevemiz hazır. Buradaki kabımız da hazır. Görüneceği şekil şu şekil olacak. Daha sonra ne yapıyoruz? Burayı yapıştırıyoruz. Tam şuraya gelecek şekilde. Evet, şimdi yapıştıralım. Şu uç kısımlarına. Uç kısımlarına yapıştırıcıyı süreyim. Daha sonra tam noktalama alanına, evet, hem aşağıda hem de yukarıda rahatça tutunabileceği yerlere sabitlemek için durdurdum. Şimdi tabii ki de bunun yine kurumasını bekliyoruz. Evet, şimdi kurudu. Gördüğünüz gibi bu şekilde, şu şekilde göstereyim. Düştü. Evet, bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi bu hani belki görüntü açısından şey olabilir ama benim mesela evimde bu şekilde bir el yapımı bir çiçek var. Bu çiçeğin ortasına bir boncuk mesela yapıştırdım. Çok da tatlı duruyor bence. Ben de bunu tam buranın ortasına yerleştireceğim. Bunu da yapıştıralım. Tam ortasına bir yapıştırıcı sürüyorum. Çok da güzel oldu. Evet. Her şey istediğim gibi gidiyor. Peki bunlar ne? Ben dururken, videoyu bekletirken kurumasını çerçevemin burada pompon hazırladım. Bu pomponlarla ne yapacağım? Az önce demiştim ya hani bu kenarları bağladık ama bağlayınca çok garip duruyor. Bunları kapatabilmek için böyle pomponlar yapıştıracağım ki daha güzel gözüksün göze. Turuncuları da kenarlara yapmayı düşünüyorum. Eğer güzel olursa ki duracağını düşünüyorum. Şimdi kenarlara pomponlarımızı yapıştıralım. Tabii ki her yere yapıştırıcımı süreceğim. Sizler de daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Benim yaptığımın aynısını elinizde imkan varsa yapın. Ya ben bunu daha farklı bir şekilde düzenleyebilirim derseniz de benim için bir fikir olur. Sadece benim için değil, benim videolarımı izleyen herkes için bir fikir olabilir. Yani sadece biz öğrenmeyelim, hepimiz öğrenelim. Zaten amacımız, bu kanaldaki yaptıklarımızı paylaşmamızın amacı bu. Hepimiz birlikte olursak ve güzel paylaşımlarda hem ailelere, annelere, babalara ve çocuklara birer örnek olabilmek ve güzel şeyleri kazandırabilmek. Umarım her şey
istediğimiz gibi olur. Şimdi kenarları kaldı. Görüyorsunuz ki tam ortalama yerini buluyorum. Ve buralara da turuncu pomponlarımı yerleştiriyorum. Peki bu pompon yapımı nasıl oluyordu? Ben her videomda değil de genellikle yaptığım videoların çoğunluğunda pompon yapımını sizlere aktardım. Tabii belki yeni abone olduğunuz kanalıma yeni incelemeye başladınız ve yeni fark ettiniz. Bundan dolayı da sizlere tekrar bir anlatmak isterim. Özellikle de bir pompon nasıl yapılır bir videosunu çekeceğim. Bundan haberiniz olsun. 3 tane parmağımıza ipimizi bu şekilde sarıyoruz. Bu bir pompon nasıl yapacağız ya da istediğimiz pompon nasıl olmalı ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu küçük veya büyük olabilir. Bir tane de bağlamak için ip. Şimdi bunu çıkardınız. Parmaklarınızı tam ortasından bağlıyorsunuz. Yapıştırıcıdan parmaklarım tüy ile kaplandı. İpin tüyleri bayağı kapladı. Şimdi bunları arasından geçiriyorsunuz ve parmaklarınızı hani sardık, onları artık kestik. Şimdi bunu bu şekilde karıştırdığımızda gördüğünüz gibi pompon haline geliyor. Bu bir örnekti. Ve artık sizler de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu oldu. Tabii pomponumuz her an düşebilir. Daha yeni yapıştırma yaptım ama düşmüyorlar. Çok güzel duruyor. Şimdi ne yapacağız? İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bir çivi var. Duvarınızda asılacak bir yer var. Ama bunu nasıl tutturacağım diye düşünebilirsiniz. Hani çivi çok kısadır. Eğer çok zorlandınız diyelim. Buraya bir tane ne deniyor? Lastik. Lastiği bir şekilde bağlayıp onu da yapabilirsiniz. Ama eğer çiviniz hani duvarda asılı çiviniz uzun, çıkıntısı büyük. Bunu bu şekilde asabilirsiniz. Şimdi ben size asılmış halini gösterdiğim bir şey, hem de çiçek koyduğum bir videoyu çekip atacağım ve göstereceğim. Şimdi bu hazır. Son halini size şu şekilde göstereyim. Çok tatlı duruyor bence. Şimdi de hadi çiçeği koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi bizim evimizde canlı çiçeğimiz vardı. Ben bu canlı çiçekteki papatyaları aldım ve çiçek, yani süs çiçekliğimin içerisine yerleştireceğim. Bence amacına çok güzel ulaştı ya. Ya sizler de deneyin ellerinizde. Bakın. Bence çok tatlı durdu. Şimdi hadi bunu duvardaki çivimize asalım. Bakalım nasıl duracak. Evet, şimdi duvarda çivimiz var ve asıyorum. Çok güzel durdu. Şimdi şu şekilde birazcık parlaklığı açayım. Çok da tatlı durduğuna inanıyorum. Hem süs hem kenardaki ürünler, pomponlar, çalılar. Yani olağanüstü, hani çok muhteşem mi? Belki elimizdeki yaptığımız şeyler, yani elimizdeki malzemeleri kullandığımız için şu an için çok güzel oldu diyebilirim. Tabii ki bunu daha çok geliştirebiliriz. Belki diğer videolarımızda daha gelişmiş bir şekilde görebilirsiniz. Tabii ki de bunun için böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmamak gerekiyor. Ve benim sizden tek isteğim kanalımdaki ürünleri inceleyip yorum yapmanız. Tabii ki de bunun yanında bana tavsiyeler de verebilirsiniz. Dediğim gibi size vereceğim açıklamalar kısmındaki adresten bana içerikler yollayabilirsiniz. Fatma şu şekilde değerlendirebilirsin tarzında bana çocuklarınızın da evde kendince oluşturduğu ürünleri resim ve video şeklinde bana ulaştırabilirsiniz. Bunu paylaştığımızda sadece biz değil herkes görmüş olur. Umarım bugünkü hazırladığım, yani hiç yokken oluşturduğum
videomu beğenmişsinizdir. Sizler de evlerinizde deneyin. Ve bu etkinliği büyük ihtimalle ben daha çok yapmaya çalışacağım. Çok hoşuma gitti. Ki canlı çiçeklerle birlikte çok güzel duruyor. Şu an telefonumun da gölgesi geliyor biraz. Ama çok güzel durdu. Bunları sizler de deneyin. Ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.